Merhaba arkadaşlar, Nurgülün Tığ ve İniyoları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Kanalıma abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Gördüğünüz bu renklerden size bugün bir model hazırladım. Modelimiz de şu şekilde arkadaşlar. Çok hoş ve çok zarif bir model. İki yaprak arasında bu şekilde açan çiçeklerim var rengarenk. Ben bu tonlamaları yaptım arkadaşlar. Mor, açık pembe ve sarı. Siz istediğiniz renklerde maviler, pembeler de kullanabilirsiniz tabii ki. Evet modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi yapraklar arasında açan çiçeklerim. Önümüzde malum kıştan sonra bahar. Şöyle bahar çiçekleri gibi açsın istedim. Evet, şimdi modelimizin yapım kısmına geçelim. İkişer zincir çekerek bu şekilde tülbentimizin tığlama işlemini yapıyoruz. Tığ battılar hazırladıktan sonra herhangi bir tığ battınızın içine sık iğne ile giriyoruz. İlk başlarken de aynı şekilde arkadaşlar. Bir, iki zincirimi çekiyorum. Bir defa tığımın başını doluyorum. Yandaki tığ battıya girip iki, iki olarak alıp buraya bir trabzan yapıyorum tepesine 4 zincir 4 zincirimi yaptığım bu trabzanımın arasına kapatıp buraya bir tomurcuk yapıyorum 2 zincir bu şekilde hemen yandaki tığ battıma kapatıyorum 1 2 zincir yine aynı şekilde bir defa doluyorum 2 2 olarak aldım şimdi arkadaşlar bu gösterdiğim ara suyumuzu bu şekilde 5 tane yaptım. Bakın yapraktan sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Bu sizde yaptığım en son kirpikli trabzanımızı bu şekilde arkadaşlar geriye dönüp batmak için kullanacağız. Yani toplamda 6 tane bir tane de yarım bu şekilde ara suyu yapacağız. Ve 9 tane zincir çekiyorum. Bu yaptığım kirpiksiz trabzanıma 9 zincir. 9 zincirimi çektim. Ters tarafına çeviriyorum. Bu tomurcuk olarak yaptığım 4 zincirimin içine kapatıyorum. Bu 9 zincirimi bu şekilde. 2 zincir çekip düz yüzüne dönüyorum. Tersinden zincirini çekiyorum ki arkadaşlar rahat bir dönük olmasın bu şekilde. Bir defa doladım. Yuvaya girip 2 2 olarak alıp bir trabzan yaptım. Bir defa doluyorum. 1 2 2 3 seferde aldım. Bu da 3. trabzanım. 2 defa doladım. 1 2 2 2 olarak aldım. Bu da 4. trabzan. Tepesine 4 zincir çekiyorum ve tomurcuk olarak bu yaptığım son trabzanımın arasına girip kapatıyorum. Şimdi arkadaşlar buraya kalan kısma da 5 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 ve 5 6. da hemen ana yuvada yaptığımız yuvada kapatıyorum. Evet arkadaşlar şimdi yaprak işlemini bitirdik. Yaprağımız tamam. Şimdi dal kısmını, çiçeklerimizin dal kısımlarını yapacağız ve buraya 3 tane zincir çekiyorum. 2 defa doluyorum. 1 2 2 2. Bakın arkadaşlar, biraz zincirimin boyutunu trabzanım aşıyor. Normalde 3 zincire 3 defa da çekmek gerekiyor. Fakat şimdi ben bu 5 zincirli yuva yuva için 5 zincir çekeceğim. Bu 5 zincirimi arasına girdiğim zaman bir tanesini bakın bir tığ çekimliği buradan kısaltacağı için 3 zincirim buraya tam olacak. Bu şekilde. Yoksa iki zincir çekmek zorunda kalacaktık. O yüzden bu şekilde iki defa dolayıp 4 seferde çektim. İnşallah anlaşılır olmuştur anlatmak istediğim arkadaşlar. Yine aynı şekilde 3 zincir iki defa doluyorum. 1 2 2 2. Bakın. Biraz daha 3 zincire göre yaptığım trabzan uzun oldu. Çünkü şu aşağı iniş seviyesi bakın çok güzel ve eşit oluyor. 1 2 3 4 5 zincir. 5 zincir mi? Hemen bu şekilde dalımın içine girip kapattım. Buraya bir yuva yaptım. 3 zincir 3 zincirimi ana yuvaya kapatıp ikinci dalımı da bu şekilde arkadaşlar hazır ettim. Şimdi bir tane daha yapalım. Toplamda 3 tane aynı bundan dalımız olacak. 1 2 3 zincir 2 defa doladım ve aynı yuvaya girip 1 2 2 2 alarak buraya bir trabzan yaptım. 5 tane zincir çekiyorum. 5 zincirimi trabzanımın arasına girip kapattım. 1 2 3 zincir. Yuvaya girdim. Bu şekilde kapattım. 2 zincir çekiyorum. Şimdi yaprağımın yapımına başlayacağız. 2 zincirimle bir defa doluyorum. 2 2 alarak küçük bir trabzan yapıyorum. Bir defa doladım. Yine yuvaya girdim. 1 2 2 3 tane trabzan yaptım. 2 defa doladım. Yuvaya girdim. 1, 2, 2 ve 2 alarak buraya sonuncu trabzanımı yaptım. 4 zincir. 4 zincirimi çekip yaptığım son trabzana tomurcuk olarak kapattım. Sık iğnesini yapıyoruz. 5 tane buraya sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane buraya sık iğneyi yaptım. Son yaptığım trabzanıma ve 6 da arkadaşlar bu şekilde ana yuvada yapıyorum ve yaprak işlemim tamam. Şimdi bu yaptığım trabzanın arasına da girip arkadaşlar bu şekilde trabzan seviyesini inip 1 2 zincir ve iki zincirimi hemen yandaki tığ battıda da kapatıyorum. Bir, iki zincir. Şöyle keselim arkadaşlar boyutunu. Gözünüzü yormasın. Bir defa doluyorum. Hemen yandaki tığ battıya iki, iki olarak aldım. Bir, iki, üç, dört zincir. Kapattım. Tomurcuk olarak iki zincir. Hemen yandaki tığ battıya girip bu şekilde ara suyunun yapımına başlıyoruz. Dediğim gibi 6 tane arkadaşlar bu şekilde ara suyu veriyoruz. Ve sonra yaprağımızın yapım kısmına geçiyoruz. 1, 2 zincir. Bir defa doluyorum. Yuvaya girdim. 2, 2 olarak aldım. Yine bir trabzan yaptım. Bakın düğümümüz arkada kaldı. Onu oraya çekip yakabiliriz. Düğümleri özellikle gösteriyorum arkadaşlar. Düğüm geldiğiniz zaman ne yapacağınızı bilmeniz için onu o şekilde arkaya getirip arkada güzelce çakmakla yakacağız. İki zincir bir defa doluyorum. Trabzan yaptım. Dört zincir. Bir iki zincir. Bu şekilde arkadaşlar. Hemen yandaki tığ battıya kapattım. Ben üç tane yaptım. Siz ara suyunu altı tane yapıp yedinci Hiprik's trabzanda yaprak yapımına başlayacaksınız arkadaşlar. Evet, ipimizi kopardık. Yaprağımızın anlatım bu şekilde. Kenarda iki yaprak, ortada üç tane dal yaptık. Şimdi çiçeklerimizin yapım kısmına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, iki zincir çekerek ipimi tığıma tutturuyorum. Buradan biraz ucunu yakalım arkadaşlar. Şimdi yaptığımız yaprağımızı alıyoruz bu şekilde ters tarafını çeviriyorum bu ilk baştaki 5 zincirli yuvanın tomurcuğun arkadaşlar İçine girip sık iğne ile bu şekilde buraya ipimi tutturdum 8 zincir 8 zincirden buraya yuva yapacağım yine aynı şekilde yeşil yuvanın içine kapatıyorum arkadaşlar bu şekilde iki zincirle döndüm. Yaptığım bu sarı yuvanın içine girip kapattım. İki zincir. Bakın. İki zincirle sık iğne ile yaptığım bu sekiz zincirin içine girip kirpikleri yapıyorum. Toplam arkadaşlar sekiz zincire on tane bu şekilde kirpik yapacağınız. Çünkü yani biraz sonuna doğru sıkılasa bile sığdırmak lazım. Evet. 4 oldu. 5 6 7 8 9 ve 10 Evet arkadaşlar. Bu şekilde 10 tane yapıp bir tane de sadece sık iğne zincirsiz sık iğnemizi yeşil yuvamıza giriyorum bir zincirde çektim ipimi koparıyorum bu şekilde Evet arkadaşlar 8 zincire 10 tane kirpik büyüklükte oluyor Eğer siz daha da büyük olsun şöyle diyorsanız 10 zincirin içine 12 tane bu şekilde kirpikte doldurabilirsiniz bir tane de arkadaşlar mor yapalım Evet arkadaşlar şimdi bir tane de mor rengimizle yapalım bu şekerlerimizde. ilk baştakini arkadaşlar. Çünkü mor rengimiz burada da ilk baştaydı. Bakın. Ortada açık pembe. O yüzden ilk baştaki yerden sık iğne ile girdim. Evet. 5 zincirli yeşil yuvamızın içine girdik. 8 tane zincir çekiyorum. 8 zincirimi çektim. Yeşil yuvamın içine bu şekilde kapattım. 1-2 zincir döndüm düz yüzüne. Mor yuvanın içine girip kapattı. 2 zincir Bu şekilde kirpiklerle arkadaşlar dolduracağız. 2 zincir 3 2 zincir 4 2 zincir 5 2 zincir 6 2 zincir 7 İki zincir, sekiz, dokuz ve on. Hemen arkadaşlar yeşil yuvanın da içine bir tane sık iğne yapıyorum ki bu şekilde. Bir zincirimi de çektim. İpimi kopardım arkadaşlar. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki tanesini beraber yaptık. Şimdi arkadan bir tane ilmek alıyorum. Kenarda yanık izi olmasın diye arkadaşlar. Şöyle bir tane olsun ilmek alıp onu arkaya çekiyorum. İpimi biraz kısaltalım. Kısa olunca yanık izi az oluyor arkadaşlar. Bastırıyorum onu arkaya. Evet. Şu pembe kısmını da ben yapıp geleyim arkadaşlar. Bu şekilde çok hoş oldu gördüğünüz gibi çıtır çıtır oldu. İğne yası gibi. Hemen pembe renginde yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar pembe renginde yaptım. 8 zincirimin içine 10 tane kirpik doldurdum. Bu boyut bence arkadaşlar tam orta ne küçük ne büyük. Bu şekilde yaparsanız verdiğim sayılarla sizin de böyle güzel hoş ve zarif çıtı pıtı Tıpkı iğnesi görünümü gibi oldu arkadaşlar. Modeliniz olur. Evet yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.